Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet Venüs burcunuzda ilerliyor, ileri harekete döndü ve ayın 28'ine kadar burcunuzda güçlü bir pozisyonda olacak. Bu da size hem hayatın güzellikleri, estetik, konfor, maddi konular, aşk, ilişkiler, romantizm, yaratıcılık, sanat gibi alanlarda destek olacak. 28'inden itibaren de Venüs Koç burcuna geçiyor. Para evinize gelecek ve para evinize de burada tabii ki bazı size imkanlar getirebilir, hoşluklar ortaya çıkarabilir. Haftanın ilk günlerinde ay kapanan fazda ve Koç burcunda. Bu artık geçtiğimiz ayın konularının da yavaş yavaş sona erdiğini işaret ediyor. Ve ayın 26'sından itibaren Boğa burcunda yepyeni bir ay doğacak. Boğa yeni ayı Mayıs ayı ortalarına kadar devam edecek. Üçüncü ev yeni ayı. Siz bu dönemde genellikle yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla ilişki içerisinde olabilirsiniz. Boğa yeni ayı dönemlerinde kardeşleriniz, aileniz, akrabalarınız veya komşularınız, yakınlarınızdaki kişilerle iletişimlerin biraz daha arttığına şahit olabilirsiniz. Tabii bununla birlikte kısa veya uzun seyahat, gezi imkanları, yine bazı eğitim imkanları, ticari konular, Boğa burcu yeni ayında gündemde olacak. Venüs'ün Koç burcunda olması da, yani yönetici gezegenin de Koç burcunda hareket ediyor olması bu anlamda belki de parasal bazı kaynaklarınızı artabileceğini veya sevdiğiniz, hoşlandığınız, sahip olmak isteyeceğiniz bazı konulara zaman ayırıp alışverişler yapabileceğinizin de işaretçisi. Merkür bu hafta retro. 3 Mayıs'a kadar retro devam edecek. 3 Mayıs'tan sonra ileri harekete dönecek. Merkür retro olduğu için bu hafta biraz da belki bir şeyleri hazırlamak için ya da planlamak için değerlendirmeniz mümkün. 3 Mayıs'tan sonra aslında daha aktif bir şekilde hareket etmek. Bir anlaşma yapacaksanız, bir imza atacaksanız, bir karar verecekseniz önümüzdeki haftadan sonra bunu yapmak çok daha faydalı olabilir. Bu hafta bir gözden geçirin, bir koşulları inceleyin, etrafta olup bitenleri bir gözden geçirin sevgili balıklar. Evet, ay geçişlerine baktığımızda hafta ortasında ay Boğa burcunda yakın çevre ilişkilerinizin hareketleneceğini gösteriyor. Özellikle Perşembe günü gerçekten sizin için keyifli konular olabilir. Davetler alabilirsiniz, hoş sohbetler yapabilirsiniz. Cuma ve Cumartesi ay İkizler burcunda biraz da eviniz, yuvanızla ilgili konular gündemde. Evde kullandığınız araç gereçlere dikkat edin. Özellikle elektrik, elektronik araç gereçlerde bu dönemde biraz böyle zaman zaman sorun çıkabilir. Hafta sonunda ise pazar günü özellikle ay yengeçte sizin için çok daha rahat koşullar var. Sevdiğiniz kişilere zaman ayırmaya çalışın. Yani duygusal anlamda sizi tatmin edecek, keyif aldığınız konular ve tabii ki yakınlarınızda aşık olduğunuz kişi olabilir, aileniz veya çocuklarınız olabilir. Onlarla birlikte bir arada olabileceğiniz programlar öne çıkabilir sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.